Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cennet olmak nasip ve müessir eylesin. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlukteten min lisani kavli ve ufevdudu emri ilallah innallaha nasibun ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab ve akimis salat. İnnas salate tenha anil fuhşai vel münker. Ve ledikullahi ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahul azim. Aziz müminler, bu akşamki dersimizde Ankebut Sure-i Celilesi'nin 45. ayet-i kerimesinin namaz ile ilgili hükmünü anlamaya gayret edeceğiz. Malumunuz, geçen haftaki dersimizde utlu ma uhiye ileyke minel kitab, kitaptan sana vahyolunanı tilavet et ayetini anlatırken Kur'an-ı Kerim'in okunması hususunda 3 esas vardı. Bunlardan birincisi kıraat etmek üzerinde ikra, oku kelimesi. İkincisi varattilil Kur'an'a tertile, Kur'an'ın tertil denilen ağır, yavaş, anlaşılabilir ve hükümlerine, okunuş kurallarına riayet ederek okumak. Üçüncüsü ise tilavet denilen takip etmek, peşi sıra gitmek, öğrenmek ve öğretmek esasına dayalı bir okuyuş olduğunu görmekteyiz. Fahrettin Razi Hazretleri Tefsir-i Kebir'inde diyor ki, 3 çeşit kitap okuyuşu vardır. Birincisi, hikaye, roman, masal gibi kitaplar bir kere okunur, kenarıya konulur. İkincisi ise fenne ait veya kurallara ait gramer, nahiv, sarf gibi kitaplar ihtiyaç olduğunca okunur ve okutulur. Üçüncüsü ise insanın hem kendisine hem de başkasına ve ahiretine ait hükümleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerim ki daima okunur ve hiçbir zaman bitti denilmez. Bunun için burada ayet-i kerimede Kur'an'ın okunmasının akabinde ve akimis sala namazı dosdoğru kıl diye tercüme ettiğimiz ya da namazı ikame et, dik tut, dirilt hükmünü görüyoruz. Şimdi şöyle söyleyelim, bilgilerimizi tazelemek bakımından Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın emri yok. Şöyle var, namazı ikame edin şekliyle var. Akimis sala, yukimunes salat gibi. Yani namaz tek başına kılmakla ilgili ayette kınanıyor. Feveylül lil musallin. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Hangi namaz? İkamesiz namaz. Sözü uzatmadan şöyle bitirelim. İki şeyi biraz ihmal etmiş olabiliriz. Bir, ikame şuuru ne demek? İki, Kur'an-ı Kerim'de قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ namazlarını huşu ile kılan müminler kurtuldu. Biz evet abdestin, namazın 12 şartlarını biliyoruz. Gücümüz yettiğince uyguluyoruz ama ikame ve huşusuna da özel dikkat edilmesi gerektiği beyan edilmektedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de namaz bütün amellerin yanı sıra geçen bir ibadettir. Yani aile eğitiminde namaz geçer Kur'an-ı Kerim'de. İbrahim Aleyhisselam'ın duası var, zürriyetimi namazda daim eyle diye.
veya boşanma konusunda namaz geçer. Hafzu aleyhissalavati ve salati müsta. Boşanmanın sıkıntılarında ve kurallarına uymaktaki imani gösterge namazdır. Veya savaşla ilgili ayetlerde namaz geçer. Ticaretle ilgili ayetlerde namaz geçer. Böyle sayarsak namazın bütün sosyal hayatımızın her alanında Kur'an'da geçtiğini görmekteyiz. O halde tekrar bakacak olursak Kur'an-ı Kerim'de namaz kılanların kurtulduğu, namazda tembellik edenlerin münafık olduğu, namazını zayi edenlerin de gayya çukuruna yuvarlanacağı hükmünü görmekteyiz. Bunun için ümmet neyi terk ederse etsin, imanı olanın namazı terk etmeme gibi bir sorumluluğu vardır. Zira bizim ülkemizde pek bu konu üzerinde şöyle durulmuyor: amel imanın parçası mı değil mi? Amel imandan mümkün değildir Maturidi mezhebine göre. Bazı İslam alimleri ve araştırmacıları kasti namaz kılmayan insanların kafir olduğuna ait ciltlerle kitaplar yazmışlardır. Eğer o hüküm doğruysa yandık. Kasti kılmayanlar, unutma olabilir, uyuma olabilir, dalgınlık olabilir ama 10 yıl, 20 yıl kılmadım bir adam. O zaman burada şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de namazla ilgili hükümlerin çok ciddi şekilde imandan sonra ilk sırayı alıyor. Kur'an kıraatından sonra ilk sırayı aldığını görmekteyiz. O halde namazın ikamesi, namazın içindeki ve dışındaki korunması gereken şartlarıyla namazı ayakta tutmaktır. Hatta Said Nursi Hazretleri Büyük Millet Meclisi'ne o dönemin devlet başkanının daveti üzere katıldığında konuştuğu şey namazın ehemmiyetidir. Namaz kılmayanların merdut olduğunu ifade eden uzun bir konuşmasıdır. Kimileri de çok yadırgamışlar. Kimi nereye çağırıyor, o ne konuşuyor diye. Onun için namaz meselesinde la hayra fi dinin bila sala, namazsız dinde hayır yoktur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazın imanla müşriklerin ayırt edici özelliği olduğunu, cemaatin de münafıkları tanıma özelliği olduğunu beyan etmektedir. Çünkü onlara cemaatin zor geldiği anlatılmaktadır. O halde bütün bunlardan sonra namaz sadece bir şekil değildir. Şimdi hatırıma geldi konuşurken. Zannediyorum Mevlana'nın bir notunu burada aktarmıştım. Bilmem hatırlayan var mı? Salih Amel dersini anlatırken burada bir gün diyor ki Mevlana, namazı sadece şekilden itibari zannetme. Yani ibare zannetme, onun içinde bir ruh vardır diyor. Şekilsiz olmayacak ama ruhu olmayan namaz ise gözümüzün nuru denilen namaz değildir. Bunun içindir ki Cenab-ı Hak namazı bize şöyle anlatıyor. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak namaz fahşâ ve münkerden uzaklaştırır. Nehyeder. Namazın böyle bir özelliği var. Şimdi biz de vaaz konusu olarak namaz neyi engeller dedik. Aslında başka şeyleri de düşünüyoruz. Ama vakit geç olunca bu konudaki birkaç ayeti tekrar etmemizde fayda var. Peki ne demek namaz fahşayı men eder? İlk evvel şöyle ele alınmıştır. Bir insan namaz kılarken fahşa ve münker denilen kötülükleri asla işleyemez. İşleyebilir mi? İşleyemez. Demek ki bir kere namaz kılma esnasında bu temin ediliyor. İkincisi ise namaz kılan insanın şeytandan uzaklaşması vesilesiyle şeytanın ivvası ve vesvesesi olan fahşa ve münkere düşmeyeceğinin garantisi olarak verilmiyor. Üçüncü olarak namaz kılmakla elde ettiği manevi zevk ile kazandığı makam ve mevkiyi ve dereceyi kaybetmemek için namaz sonrasındaki hayatına da dikkat eder. Şimdi bu konuda Fahrettin Razi Tefsir-i Kebir'inde 3-4 tane misalle şöyle anlatıyor. Diyor ki birincisi,
Mesela bir padişahın diyor, o günkü misal öyle, yanında çalışan onun huzurundan kovulana itaat etmez. Yani kısaca söylüyorum, bir padişahın yanında çalışan, devlet büyüğünün yanında çalışan, bir başkası oradan kovulmuş sonra itibar eder mi? Etmez. Öyleyse namaz kılan insan şeytanın hiçbir davetine icabet etmez. Çünkü şeytan kovulmuştur ve bir de özellikle secde konusunda kovulduğunu bilmekteyiz. O halde buraya baktığımızda namazın demek ki insana bir itibar sağladığı ifade edilmektedir. İtibarını kaybetmemek için kovulmuş olan insanlarla oturup kalkmaz. Bu bir diyor. Bu konuyu anlatırken başka ikinci bir misal şöyle veriyor. Bir padişahın hizmetine giren kimse istediği yerde değil de onun gösterdiği yerde oturur. Bir yere gittiği zaman, onun huzurunda olduğu zaman. O halde namaz kılan da nefsinin arzu ettiğini değil, Rabbinin arzu ettiğini uygular ve ashab-ı şimalden değil, ashab-ı yeminden, yani mutlu olan, sağ ehli olan, imani sağ taraftan olan insanlardan olur diye böyle bir misal bize vermektedir. Üçüncü bir misalinde ise şunu söylüyor. Mesela kirli bir işte çalışan bir insan daha sonra yıkandı, temizlendi, temiz bir elbise giyse diyor. Temiz elbiseyle gidip de o kirli işlerini icra etmez diyor. Niye? Kirli işten çıktı, temizlendi, temiz giymedi mi? Tamam. O halde bir mümin namazda kirli günahlardan, amellerden ve gafletten arındıktan sonra namazın takva elbisesi olduğunu düşünerek o takva elbisesini tekrar pis ve günah işlerle ne yapmaz? Kirletmez misalini vermektedir. Dördüncü olarak ise şunu söylüyor. Sıradan birisi düşünün. Başkasından geçinen biri her yerde oturur, yer, içer, hareket eder. Ama yüksek mevki sahibinin dostu olan bir insan, onlarla hemhal olup orada oturanlar ise sıradan insanlar gibi her yerde, her davranışı, her sözü, her yiyip içmeyi yapmazlar. Niye? Çünkü o yüksek mevkilerin sohbet meclisinde olduğu için olmayacak yerlerde bulunmaz ve o amellere düşmezler kötü olanlara. Öyleyse namaz kulun Rabbinin huzuruna çıkması, müminlerle saf tutmasını temin ettiği için namaz sonrası evveli kötü amellerde ve kötülüklerin olduğu yerlerde bulunmaz diye o döneme ait kısa anlatımıyla bunları ifade etmektedir. O halde buraya bakıldığında çok güzel de bir cümle vardı orada, onu da aktarayım size. Namaz ibadeti diyor, Allah lafzı ile başlayıp Allah lafzı ile biten bir ibadettir. Nasıl oluyor? Allahu Ekber, Esselamu Aleykum ve Rahmetullah. Sonunda da Allah lafzı var, başında da Allah lafzı ile başlayan ve biten bir ibadettir. Öyleyse aslında namaz hareketlerinin içerisinde Allah'ın büyüklüğünü ifade eden bir ibadettir. Ancak haftaya anlatmaya çalışacağım, bu büyüklük yani dağ buğdaydan büyüktür denmez, öyle değil mi? Dağ büyüktür deyince buğday aklanamaz. Allah'ın büyüklüğü söylenirken herhangi bir şeye nispet edilerek denmez. Hani Allah en büyüktür diyoruz ya, hani bir şeye nispet ederek söylemiyor. O zaman buradan böyle baktığımızda demek ki Allah lafzıyla beraber olan bir ibadetin olduğunu görmekteyiz. Bir diğer husussa namaz esnasında namazı kılmak ve ilahi zevke ulaşmak konusunda namaz tamamen Allah'a aittir. اَقْمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِي Beni anmak için namaz kıl. Başka bir şey için değil. Peki Peygamberimizi namazda anıyoruz. O ne olacak?
Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü devam. Sonra kelime-i şehadet getiriyoruz. O nereye konacak? Madem Allah için doğru peygamberimizin İbrahim Aleyhisselam ismi geçiyor. Bunun için şöyle söylüyorlar. İnsanın bu mübarek makama, mevkiye, ibadete ulaşmasında Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kılavuzluğu olmadan buna ulaşamaz. Onun için Hazreti Peygamber'den uzak kalarak Allah'ın sevgisine veya ondan öğreneceğimiz şeylere ulaşmamız mümkün olmadığı için bize kılavuzluk eden, rehberlik eden, bize bizden yakın olan Peygamberimizle namazda ne yapmaktayız? Efendim anmaktayız. O halde işin bir de bu tarafı var demişler. Bir diğer husus ise namaz konusunda, namaz Allah'ın karşısında diz çökmektir, rükû etmektir. Burada diz çökenler ahirette diz çökmeyeceklerdir. Detaya girmiyorum. Meryem suresi 72. ayette, Câsiye suresinde namaz, yani İslam'ı yaşamayan, dinin emirlerini tutmayanların orada diz çöküp, dizlerinin bağı çözülüp düşüp kalacakları anlatılmaktadır. O halde burada dizini secdeye indirmeyen, diziyle kadeye oturmayan bir insanın ahirette diz çökeceğini ama bu diz çökmenin onu zilletten orada kurtarmayacağını Kur'an-ı Kerim haber vermektedir. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra o zaman burada şu oluyor. Bir de namaz kötülüklerden men eder dedik. Bir, şimdiki zaman ve gelecek zamana ait men etmesi var. Bir de geçmişe dönük men etmesi var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir düşünelim. Okunan ezanı tekrar edip dua edersek sevabı var. Abdest aldığımız zaman dökülen damlalardan günahın gitmesi var. Cami için atılan adımlardan dolayı bir sevap var. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde küçük günahların affedileceği var. Bir cumadan diğer cumaya kadar küçük günahların affedileceği var. Namaz kılan mümin orada biraz otursa namazdan sonra meleklerin ona dua ederek Allah'ım bunu bağışla, buna merhamet et dediği var. O halde attığımız adımdan, açtığımız avuçtan, kullandığımız suya kadar her şeyiyle namazın affa vesile olma hazesi var. Bir de tabii namazın cemaat oluşturması, birbirine karşı kardeşlik duyguları oluşturması, bazen birbirinden mahcup olduğu sebebiyle de olsa kötülüklerden arındırması gibi namazın gerçekten kötülükten arındırdığını görüyoruz. Tabii bunun istatistiği yapılır mı bilmiyorum ama namaz kılan insanların işledikleri günahlarla kılmayan insanların işledikleri günahlar acaba mümkün olsa da gözlenip sorulsa, öğrenilse ne denirse densin kanaatim odur ki namaz kılanların toplam günahları o sayıdaki insanların dışarıdaki günahlarından çok olmayacağı kanaatindeyim. Niye? Çünkü namaz aynı zamanda Cuma'nın hutbesiyle, vaazıyla bir öğüt ve başka yönüyle bir zikir, bir takvadır. Böyle olduğuna göre Peygamberimize diyorlar ki ya Resulallah, birisi var hırsızlık yapıyor veya şu kötü amellerde bulunuyor. Bu insan ne olacak? Efendimiz eğer namaz kılıyorsa namazı onu muhakkak kötülüklerden alıkoyacaktır buyurmaktadır. Ancak bir hadis-i şerif var, hepiniz çok terinlemişsinizdir. مَنْ نَمْتَنَهُ صَلَاتَهُ عَنِ الْمَعَاسِ لَمْ يَذِرْ بِهَا اِلَّا بُدَنْ. Namaz kendisini günahlardan alıkoymayan kimse ancak Allah'tan uzaklaşması artar. Şimdi bu ne demek? Namaz kılıyor, günahlardan uzaklaşamıyorsa Allah'tan uzaklaşması artar. Bunu farklı gramer anlamlarıyla yorumlayarak bazı alimler şu mana üzerinde durmuşlardır. Yani namaz kılan bir insanı
eninde sonunda kötülüklerden uzaklaşacağına işaret vardı. Yoksa bu şöyle anlaşılmaz. O zaman kılma namazı ya da kılmayın namazı. Hayır. Biz namazı kıldıkça muhakkak günahlarımızdan utanma duygusu gelişecektir. Pişmanlık duygusu gelişecektir. Ya da o namaz bizi rahmete vesile olmaya davet edecektir. Çünkü diyor ki Efendimiz, o günah işleyen kimse namaza devam ettiği müddetçe o kimse o günahtan uzaklaşacaktır diyor. O halde biz de hayatımızda çeşitli günahlarla namazı sürdürürken namaz bizim manevi bir sigortamız olarak devam ettiğini ve bu konuda bize yardım ettiğini hepimiz görmekteyiz. O halde burada şu da var, namazı kılın ayetlerinde muhakkak iyilikler kötülükleri giderir buyurur başka bir ayette. İnnel hasenâti yücibne seyyâ'n. Yani namaz kötülükleri giderir, örter, siler diye, kolay bir iş değildir namaz. Böyle de bir hükmü vardır. O zaman burada şunu görüyoruz, namaz için ne kadar okursak, ne kadar konuşursak, ne kadar yaşarsak yaşayalım, çok şey söylemiş olmayız, belki çok şey hissetsek bile. Bunun içindir ki, sahabe-i kiramın namazla olan bağlantıları, Efendimizin namaza olan değeri, Kur'an ve hadisin namaza olan önemi, burada şununla ortaya çıkıyor, bizim namazımız fahşâ ve münkerden bizi uzaklaştıracak. Şimdi gelelim fahşâ ve münkere. Ne demek fahşâ ve münker? Fahşâ, çirkinliği büyük olan söz ve davranışlara söylenen bir kelimedir. Hani fuhuş kelimesi, fahişe kelimesi de bu kavram içinde gelmektedir. Ancak bizim memleketimizde fuhuş ve fahişe kelimeleri sadece zina ve türevleri üzerinde olmaktadır. Bu elhak doğrudur ama Kur'an'ın verdiği mana sadece bununla sınırlı değildir. O halde çirkinliği açık ve büyük olan söz ve fiillerin tümüne fahşa, fuhuş ve diğer kavramlar söylenebilir. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda bu konuda 20'nin üzerinde ayet-i kerimenin anlatıldığını görürüz. Hatta Ömer İbni Abdülaziz'den beri okunup devam ede giden Cuma namazlarında hutbeden sonra beyan eden ayetin ikinci kısmında ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bâmi. Allah fahşadan ve münkerden ve bagiden uzaklaştırır. Nehyeder. Peki Allah uzaklaştırıyor. Buyurun Cenab-ı Hak. Namaz da uzaklaştırır. İnne salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. Muhakkak namaz hayasız, kötü olan işlerden ve fiil ve sözlerden, bilinmedik, tanınmadık davranışlardan uzaklaştırır diyor. O halde namaz ne kadar önemli ki Allah'ımız ben uzaklaştırırım, yasaklarım dediği ameli, o kötülüklerden uzaklaştırma işini adeta namaza yüklemiştir. Kısmen burada şu var. Namazımızı korumak ve ikame etmek istiyorsak fahşâ ve münker davranışlarla namazı lekelememeli ve namazın sağladığı güzel ahlaka böylece ulaşmalı. Şimdi gelin birkaç tane bu konuda ayet-i kerime okuyalım. Kur'an-ı Kerim'de mesela Araf Sûre-i Celîlesi'nde 28. ayet-i kerimede Mevlamız şöyle buyuruyor. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا. Buyuruyor ki onlar bir kötülük işledikleri zaman fahiş, bakın fahişe, yani kötülük, çirkin iş işledikleri zaman biz atalarımızı böyle bulduk, Allah da böyle emretti derler. De ki, Rabbimiz buyuruyor, قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ. Allah elbette fahşayı emretmez. Demek ki fahşa denilen büyük günahlar, kabahatler, sözlü ve fiili Allah bunları emretmez, böyle söyleyenler Allah'a iftira etmişlerdir şekliyle beyan edilmektedir. Başka bir ayet okuyalım.
Kur'an-ı Kerim yine Araf suresi 33. Kul innema harrama rabbiyel fevahişe ma zahara minha ve ma batın. De ki Rabbim ancak açık ve gizli olan fahşayı ne yaptı? Haramdı. Devam ediyor. Bakın gizli fahşa, gizli günahlar diyelim. Tamam mı? Fahşanın gizlisi. Açığı var, gizlisi var. Rabbim ne yaptı? Söyledi ki bunları ve günahı ve diğerlerini Rabbimiz haram kıldı. O zaman burada şunu da görüyoruz. Nasıl namaz gizli kılınıyorsa fahşa olan gizli bazı şeyleri de namaz men etmelidir. Yani gizli namaz kılan şu şuurda eriyor. Rabbim beni görüyor, onun için kılıyorum. O zaman gizli günahlar anında da Rabbim beni görüyor, onun için terk ediyorum. Başkasının görmesine şirk karışabilir ama yani başkası gördüğü için terk etmek, yapmak, yapmamak ama Rabbim görüyor diye bırakmak halisane bir tevhidi duruşun bir işareti olduğunu burada görmekteyiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de yine bu konuda geçen başka bir ayet-i kerimede Ahzab suresinin 30. ayet-i kerimesinde bakın fahşa kelimesi cami cemaatine söylenir mi diyeceksiniz? Ya İsa'en nebiyyim men ye'ti min künne bi fahişetin mübeyyine. Ey peygamber hanımları, içinizden kim apaçık bir fahişe, çirkin bir iş yaparsa onun azabı iki kattır diyor. Peygamber hanımlarına söylüyor. Ama iyilik yaparsanız da iki kattır diyor. O zaman burada şunu görüyoruz. Fahşa denilen tehlikeli şey peygamber hanımları için uyarıldığına göre elhak bizim için de bu uyarıdan istifade etmemiz gerekeceği anlatılmaktadır. O zaman buradan şunu da görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu fahşa hususunu bizlere anlatırken burada bir ayet-i kerimede illa en yettiğine bir fahişetin mübeyyine buyurarak zinaya işaret eden hükmü bize bildirmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de fahşa kelimesinin farklı mana ve anlamlar yüklenildiğini gördüğümüzde وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Bu İsra Sure-i Cediyesi'nin 32. ayet. Zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece fahişe bir iştir, çirkin bir iştir. وَسَاءَ سَب۪يلًا ve kötü bir yol. Demek ki zina bu konuda ne yapılmakta anlatılmaktadır. Şimdi böyle olunca o zaman Kur'an-ı Kerim'de cimriliğin de fahşa kelimesiyle kullanıldığı görülmektedir. Bakın cimrilik ne kadar ayrı bir konu var. Var ya böyle çok sıkı insanlar, bu da çok çirkin bir iştir, Allah'ın sevmediği bir iştir. Mülkü sıkmak, harcanması gereken yere zekat, fitre, yardım, hediye neyse vermemek olarak beyan edilmektedir. Şimdi bu fahşa meselesi çok önemli. Neden? Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede buyruluyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresi ilgisinde fahşanın şeytanla alakalı bir husus olduğu anlatılıyor. اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّٰءِ وَالْفَحْشَاءِ فَاَحْتَقُولَ لَلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. O size, o şeytan size fahşayı emreder, kötülüğü emreder ve fahşa, yani o hayasızlık, zina veya başka günahları emreder ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler de söylemenizi ister. Bu emreder. Buradan bakınca şunu görüyoruz. Namaz, şeytan ve şeytanın tavsiye ve vesvese ettiği amellerden uzaklaştıran bir ibadettir. Şeytanla en ciddi mücadele alanlarımızdan birisi de nedir? Namaz olduğunu görmekteyiz. Bu ayet-i kerime bize bunu beyan etmektedir. Yine mesela Kur'an-ı Kerim'de aynı surenin Bakara suresinin 268. ayetine bakın. Eşşeytanu yaidukumul fakra ve ye'murukum bil fahşâ. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size hayasızlığı emreder, çirkinliği emreder. O zaman burada şöyle diyelim. Bir, içimizdeki cinni şeytan günahı emrettiği gibi
İslam'ın fahşa dediği davranışlar, kötü amelleri kim emrediyorsa o şeytanın insani boyutudur. Onlardan da uzak durmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki şeytan bunu emreder. Adama sormak lazım. Sen de şeytandan hisse mi var? Ya da şeytana mı mağlup oldun? Ya da denmez ama şeytanlaştın mı ey insan? Niye? Çünkü fahşa bir hayatı, fahşa bir yaşamı, fahşa bir ideolojiyi emretmektedir. Öyleyse buraya baktığımızda Kur'an-ı Kerim bize bu namazın şeytan ve fahşasıyla ilgi kesecek bir ibadet modeli olduğunu ne yapmakta? Beyan etmektedir. Dedik ki Nahl suresinde ve yenâni fahşâ, orada da bunu görüyoruz. Peki bir husus, fahşayı emreden, biz diyelim ki fahşa denilen kötü bir ameli işledik. Tevbesi mümkün müdür? Kur'an-ı Kerim'e bakalım, buradan bir ayet-i kerime bulalım. Âl-i İmran suresi 135. وَالَّذ۪ينَ اِذَا قَالُوا فَاحِشَةً اَوْطَلَهُ اَنْفُسَهُمْ. Onlar ki fahişe, kötülük işlediler. Minimum manadaki kötülükleri. Ya da kendilerine zulmettiler. Sonra istiğfar et, Allah'ı hatırlayın, istiğfar ettiler ve günahlarını da ısrar etmediler. Onlara cennet var diyor. Şimdi ne oldu? Fahşa işleyen ya da kendine yazık eden, Allah der, estağfurullah der, istikamette gider ve günahta ısrar etmezse onların varacağı yer cennettir diyor Kur'an-ı Kerim. O zaman biz fahşa işleyen insana ya da kendimize bu müjdeyi ilke edilirsek kurtuluşumuza bir örnek olacağı beyan etmektedir. Şimdi gelelim işin başka bir tarafına. Daha evvelki haftalarda anlatmaya çalıştık. Lut kavminden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ve şöyle buyuruyor. Araf suresinin 70. ayetinde. Ve Lut da izgâle bi kavmi yete'tûnel fâhişete mâ sebegakum biha min ahadim nel âlemin. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine ne dedi? Sizden önce alemlerden hiçbir kimsenin işlemediği fahşayı işliyorsunuz dedi. Buyurun. Demek ki eşcinsellik de fahşa denilen günahlardan biridir. Bir insan bilecek. O zaman ne yapacak? O davranışlardan mümkün olduğunca alınacak ki namazı hakiki namaz olsun. Namazı Allah'ın tarif etmiş olduğu bir namaz olacağı burada ne olmuştur? Beyan edilmiştir. Tabii şimdi fahşayı işleyenler var, sevenler var, fahşayı yayanlar var, fahşadan memnun olanlar var, var da var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mesela bir ayet-i kerime, Nur suresi ayet 19 buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَ. Şu kimseler diyor Cenab-ı Hak, insanlar arasında fahişe, uhşun yani fahşanın yayılmasını severler, affederler. Bak görüyor, aslında bunlar sosyolojik incelenmesi gereken konular değil mi? Ben sadece ayet okuyorum. Halbuki toplumumuzdaki bütün hayata bakın, fahşa denilen Kur'an'ın büyük günah anlamında söz ve fiiliyatı toplum içinde yaymaya affedenler varken onlar için dünyada ve ahirette elin bir azap vardır. Efendim Allah bilir ama siz onları bilmezsiniz duyurmaktır. O zaman buradan şunu görüyoruz. Biz namaz kılanlar fahşayı yayanları dost edinebilir miyiz? Fahşayı yayanlara müşteri olabilir miyiz? Fahşa olanlara alkış tutabilir miyiz? Fahşa ideoloji ve fikirlere doğru diyebilir miyiz? Biz namaz kılıyoruz. Namaz kılan bilumum fahşa denilen her türlü günahta kendini uzak tutması gerekecek insandır. Bunu da Kur'an-ı Kerim bize böyle anlatmaktadır. O zaman değerli müminler, buradan baktığımızda başka bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 151. ayet-i kerimesini açalım. Bu ayet-i kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri tekrar uyarmaktadır. وَلَا تَقْرَبُ الْفَقَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَرَ. Gizli ve açığından fahşanın kaçının. Bunu nerede anlatılıyor musun? Zina konusu anlatılıyor. Yani çocuklarınızı öldürmeyin açlıktan diyor. Bu
günahlardan da kaçının diyor. O zaman burada biraz kadınlara da işaret var. Gizli işleyecekleri günahlar, çocuklar, eş üzerine, gizli başka ilişkiler üzerine, ama bunlardan da uzak durun. Zira eğer aklınızı çalıştırırsanız Rabbiniz size böyle vaaz ediyor diye ne yapmaktır? Beyan etmektedir. Şimdi bu kısma baktıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede fahşadan kaçan ve uzaklaşan insanlar da bizlere ne yapılmakta? Anlatılmaktadır. Mesela bunlardan birisi efendim ayet-i kerimede şöyle buyuruyor, bakın. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِذْمِ وَالْفَوَّحِشِ Sure-i Şuara 39 ve devamı. Bir tane daha bakıyorum, ondan sonra ikisini bir toparlayalım. Yine Kur'an-ı Kerim'de Necm suresi olacak. Orada da Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, bakın. اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِذْمِ وَالْفَوَّحِشَ اِلَّا لَمَا Günahların büyüklerinden kaçınır. O kimseler ki büyük günahlardan kaçınıyor, fevahişten kaçınıyor. Yani ufak tefek kusurlar dışında ilerleme, ufak tefek kusur, büyük günahlardan ve çirkinliklerden uzak duranlara Rabbinizin rahmeti geniştir diyor. Buyurun. Bu fahşayı zaten biz namazı demeseydi bile bırakmamız lazım. Namaz da bundan uzaklaştırmak için bize büyük bir nasihat, büyük bir öğüt, büyük bir tutanak diyor. Öyle değil mi? Diyor ki ufak günahlar müstesna. Büyük günahlardan fahşa ve efendim benzeri günahlardan uzun uzak duranlara inne rabbeke vâsıl mağfire, Rabbinin mağfireti nedir? Geliştirir. O zaman biz şimdi namaz kılmakta Rabbimizin rahmetini istemiyoruz, istiyoruz. Fahşaya ulaşırsak ne oluyor? Tekrar gerisin geri dönüyoruz. Tekrar sorumluluğumuzdaki büyük günahları adeta yüklenmiş oluyoruz. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra özetleyelim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakınca Mevlamız buyuruyor ki ayet-i kerimede, neredeydi ayet-i kerime? Burada. اُتْنُ مَا اُوْحِيَيْكُمْ نَا الْكِتَابِ بَاَقُمِ السَّلَامِ Rabbinin vahyettiği kitap oldu ve namazı dosdoğru kıl. İnne salate tenhanil fahşâye vel münker vel münker. Muhakkak namaz fahşadan ve münkerden alıkoyar. Şimdi girelim işin ikinci kısmına. Peki münkere ne diyeceğiz? Münker nedir? Kur'an-ı Kerim'de münker bilinmeyen, tanınmayan, cahillikle icra edilen şer-i şerifin ve aklı selimin hoş görmediği davranışlardır. Hocam hangi aklı? İslam'dan beslenen aklı. İslam'dan beslenen aklı. Şimdi böyle olunca ben uzatmak istemiyorum. En geç 9'da bitireceğim. Buradan bakılınca münker irfanın zıttıdır. Yani yemruna bil marufi ve yenhevne ani münker var ya, marufu emrederler, münkeri nehyederler müminler. Mümin olmanın özelliği budur. O zaman burada ne oluyor? İrfan bilinen şey demektir. Münker bilinmeyen, kabul edilmeyen değersiz şey demektir. Böyle baktığımızda Yusuf suresi 58, Hud suresi 70'te, Nahil 83'te, Tevbe 112, Maide 79, Ali İmran 104 ayet numaraları koymuşum. Geçiyorum. Şuraya gelmek lazım. Diyor ki Rabbimiz, bu namaz çirkin olan tüm işlerden sizi uzaklaştırmalıdır diyor. Nasıl uzaklaştıracak? Mesela وَالَّذ۪ينَ مَنِ اللّٰهُ مُّرِضُونَ Namaz kılanlar faydasız olan işlerden yüz çevirirler diyor. Çünkü üstü namaz kılanlara anlatıyor ya. Namaz kılan huşu ile kılan müminler faydasız şeylerden yüz çevirirler. O zaman namaz kılanların kılmayanlara göre muhakkak bir ahlaki olgunluğu var, bir kemalatı var ya da olması gerektiğini yapmakta beyan edilmektedir. Öyleyse hani bir gün biri sordu bana, çocuğu sormuş, baba namazımızın kabul olduğunu nereden anlayacağız diye. O da bana sordu, inanmıyor muydun? Ama şöyle söyleyelim, eğer namaz kılıyor da büyük günahlardan veya çirkinliklerden, dinin ve aklı selimin kabul etmediği işlerden uzaklaşıyorsak, Kur'an'ın müjdelediği namazı kılıyoruz demektir. Bu noktada bakıldığı zaman, o zaman
bir insanın demek ki kalbine gelebilecek kötü tasavvurda, vücuduna gelebilecek kötü amele varıncaya kadar işarettir. Şöyle bir şey söylemiş alimler, diyor ki insanın ameli üçtür. Kalbinin ameli itikattır, inanmak. Dilinin ameli zikir, bedenin ameli namazdır. Üçü de bu ayette var. Olur mu? Şimdi geliyor aşağıda. O zaman burada şunu görüyoruz. Ameller üçe ayrılırlar bizim Kur'an kursu kitaplarımız. Bedeni ameller, mali ameller, hem bedeni hem mali ameller. Mali amelle yoktan başlıyor. Zekat, parayı yanılır. Hem beden hem mal. Bazen takılırım ben. Adam diyor hafta gider. Hocam benim bu adamlık mı? Böyle bir hocam beni orlamam diyor. Ver o zaman 100 riyal diyor. Ne parası diyor. Yorusu parayla gidiliyor ya. Yani orası hani paralı duramaz ama paralı yer orası. Buradan oraya dua gider de adamı da gitmesi lazım. Şimdi bakın hem mali hem bedeni. Namazsa tamamen bedeni bir ibadet. Hatta derler ki namazda İslam'ın bütün şartları erkanı vardır. Niye? Kelime-i şehadet var mı namazda? Var. Namaz zaten kendisi namaz. Oruç var mı? Oruçlu değiliz ama namazdayken kimse bir şey ağzına atıp yemiyor. Yiyor mu? Orucu bozulur gibi namaz bozulur adamla. Şartları var tabii şu kadar geçtik. Zekat var mı namazda? Fazlası var. Bir adam dese ki ben kılmasam da yarısını kazancımı versem olur mu? Olmaz. Kırkta bir de olmaz, yarı da olmaz. Üçte iki de işi terk ediyor. Duvar örüyor, onu bırakıyor. Alet yapıyor, onu bırakıyor. Tarla sürüyor, onu bırakıyor. Hepsini bırakıyor. Zekatta kırkta bir mi veriyordun? Bunda tamam namaz geçiyorsun. Çalışma duruyor. Peki sonra hac var mı? Döndüm kıbleye. Hep mübarek kıble şuurunu bize namaz veriyor. Ehli kıble yapıyor bizi. Ben yavrudu o Rabbe Hazer Bey, bu beytin Rabbine ibadet edin. Fevelli vecheke şavrar mescidil haram. Öyleyse yüzünüzü mescidi harama dönün diyor. Bütün bunlara bakınca namazın içinde hepsi var mı? Var. Kim bilir daha neler var. Böyle baktığımız zaman buradan şuraya geliyoruz. Demek ki bu hem dilin, hem kalbin, hem bedenin bir eylemidir. İmam Rabbani diyor ki, namazda niyet farzdır. Niyet dil ile yapılmaz, kalp ile yapılır diyor. Dil ile yapılan niyet bid'attır diyor. Peki bizim ilmihal kitabında sünnettir veyahut da yapılmalıdır niye yazmışlar? Alimler buna şöyle açıklama getiriyor. Diliyle kalbine yardım etsin diye bunun dille söylenmeyi söylemişlerdir. İmam Rabbani diyor ki dili söyler de kalbi eğer hazır değilse farzı yapmadığında namaz olmamıştır diyor. Buyurun. Görüyor musun? Kalp var mı yok mu? O zaman buna, bütün bunlara baktığımız zaman demek ki münker sahih, sağlıklı akılların veyahut da efendim şer-i şerifin çirkinliğini ya da bozukluğuna hükmedeceği kurallardır. O halde bütün bunlara baktığımız zaman Cenab-ı Hak diyor ki namaz, fahşâ ve münker, İslam'ın reddettiği, kabul etmediği, irfansız bulduğu ne varsa ondan uzaklaştır diyor. Şimdi onun misallerini ben nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Herkes kendi hayatına göre baksın. Hem namaz hem o. İki ameli karıştırmamak lazım. Namazın kalitesi, namazın dışındaki kötü hayatı terk etmekle olur. Sonuç, müflis kimdir diye bir hadis var ya, malı olmayan demişler. Haydi efendim. Namazı var ve diğer ibadetleri var. Ancak bu insan başkalarına hürmetmiş, dövmüş, malını yemiş. Bu ibadetleri ona verilir. Sonra yetmezse onların günahları buna verilir ve cehenneme gider. Namazlarımızı başkaları için kılmayalım. Namazlarımızı korumaya çalışalım ve namazlarımızı sevelim. Hele de cemaatle en kolay ve en zorunda sabah namazına kılanlar için kolay, kılmayanlar için zor. Bir daha gayret edelim. Çünkü gün gelecek, mezarlıktan kimse sabah namazına gelemiyor. Geliyor muyum? Emirdağ'dan gelemiyor. Öyleyse namaza bir daha önem vererek namazı yaşayanlar, namaz ahlakıyla yaşayanlar, namazı yaşatanlar ve ikame edenlerden olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin.